Şimdi biz bugün bir aradayız çünkü rektum kanserinin ameliyatsız bir tedavisi olduğu gerçeğinden yola çıkıyoruz. Bilimsel veriler bunu gösteriyor, sizlerin çalışmalarınız bunu gösteriyor. Önemli merkezlerde bu kanser türünün ameliyatsız da doğru hasta, uygun hasta seçildiğinde çok iyi sonuç verdiği, ameliyatla eşdeğer sonuç verdiği söyleniyor. Bunu Habertürk gazetesinde de yazdık, siz de basın yoluyla toplantısıyla e, dolayısıyla biraz bahseder misiniz lütfen? Önce klasik tedavi ne yapıyordu ve ne oldu da e, ameliyatsız tedavi yaklaşımı ortaya çıktı. E, çok kısaca aslında tanımlayarak gitmek gerekir. Şimdi rektum bu yumurtaya benziyor. Evet. Aslında bir kabuğu var, beyaz kısmı var, sarı kısmı var. Tümör sarı kısmından doğuyor ve o beyaz kısmın içerisinde kabuğa ne kadar yaklaşırsa o kadar ileri bir evreye doğru gitmiş oluyor. <laughs> Ee, yıllarca bütün teknikler yumurtanın kabuğunun kırılmadan çıkartılması gerektiğini bize öğrettiler ve biz hep bunun üzerine uzmanlığımızı e, sürdürdük. Sonra dünyada 70'ler 80'lere geldiğinde yumurtayı pişirildiği zaman lop yumurta haline gelince ameliyatta kırılsa bile saçılmıyor. Yani çünkü e, dağılmadığı için hastalarda tekrarlama olasılığının düştüğünü gördük. Kendi sonuçlarımıza da baktığımız zaman yıllar içerisinde %10-12 civarında hastada tamamıyla o yumurtanın sarısının içerisindeki tümörün yok olduğunu ve bu gruptaki hastalıklarda hiç tekrarlamadığını gördük. Yine aynı lob yumurtada olduğu gibi dilimleyerek baktığınız zaman sarısı, beyazı ve kabuğunu aynı şekilde MR ve PET'te görebiliyorsunuz. Orada hasta size ilk geldiğinizde tümörün Yumurtanın beyaz kısmına doğru taşmış olan bölgeyi ya da lenf nodu dediğimiz o beyaz hı hı. kısmında yer alan tutulmuş olan bölgeleri tedavi protokol öncesi pişirme dediğimiz kemoradyoterapi uyguladığımızda bunların bazı olgularda silinebildiğini gördük. Silinen vakalar ameliyat edildiği zaman bunlarda tekrarlamadığını gördük hastalarda. Ama tabii şöyle bir şey de ortaya çıkmaya başladı. Tamamıyla silinmiş ve ameliyat edilen hastalarda... Rektumun orta ve aşağısında yerleşmiş olan kısım dışkılama kaslarımıza çok yakın olduğu için bazı hastalar kalıcı torbaya gitmek zorunda kaldılar. Evet. Bir kısmı hemen önünden geçen sinirler olduğu için işeme ve cinsel fonksiyondan sorumlu sinirler. Bunların yaralanması ya da bunların zarar görmesi neticesinde işeme ve cinsel fonksiyon bozuklukları olduğunu gördük biz rektum kanserli hastalarda şu an e, dünyanın genelinde uygulanan klasik tedaviden bahsediyoruz şu an öyle evet, değil mi Evet, evet. Buyurun. bunun doğuşunu anlatıyorum Hı -hı. E, bazı hastalarda bu rektumun rezerv olan kısmı bir çanak şeklindedir. çıkartıldığı zaman o yumurta yerine kalın bağırsaktan bir e, e, tekrar rektum yapıyorsunuz bunların dışkılama fonksiyonlarının da bozulduğunu gözlemledik. Eskisi gibi hiçbir zaman olmuyor. Hastalar sık tuvalete çıkmak zorunda kalıyorlar. Kaçırma olabiliyor. Ee, o zaman düşünce şöyle başladı dünyada da. Biz bu hastaları o tamamıyla silinen pişirdiğimiz hastaları e, silindiğini gösterebildiğimiz hastaları seçebilirsek ameliyatsız tedavi edilebilir mi? Sonra bunu test eden şeyler ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar dedi ki daha fazla tam yanıt yani silinme olan hastaları görebilir miyiz? Öncelikle bekleme süresi uzatıldı. Çünkü kemo ve radyoterapiden sonra standart bugün de ülkemizde uygulanan bekleme süresi 6 ve 8 haftadır. Evet. Hasta 6 hafta tedavisini alır 8 hafta beklenir. Bu uzatılabilir mi? Beklenebilir mi? Bu bekleme periyotunda acaba bu yanıt oranı artar mı? İlk önce bunlar test edilmeye başladı. İlk olarak da Brezilya'dan bir grup Küçük tümörleri seçerek, çünkü küçük tümörler daha çabuk kayboluyorlar. Bunlar üzerinde bunun yapılabilirliğini gösterdiler. Biz de kendi datalarımıza baktık ve dünyada da bu işi uygulayan aşağı yukarı 4 ya da 5 tane merkez var şu anda. Bunlar da dünyanın protokolü önemli olarak. merkezleri. Öyle değil mi? Tabii bir tanesi Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'dir New York'ta. E, Protokol olarak yapan ve dünyada da bu protokolü uygulayan. Yine bir tanesi e, Hollanda grubu bunu yapıyor Bizim de e, uzun yıllardır Sula Anketenk ile beraber çok yakın bir ilişkimiz var. Ben orada da eğitim almıştım.